Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videomuza geçmeden beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için şimdiden teşekkür ederim diyorum ve bugünkü konu başlığımıza geldiğimizde özellikle de Milli Muharip Uçak Kağan'dan sonra TUSAŞ'ın ürünü olarak benim en çok sevdiğim ve merak ettiğim hava aracından gelen güzel habere gideceğiz. Ankara'mız kıymetli dostlar bugün 3. test uçuşunu gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat havada kaldı Anka 3'ümüz. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Hayalet insan hava aracındaki son durum ne? Hep birlikte öğrenelim. TUSAŞ ilk uçuşunu 28 Aralık 2023'te gerçekleştirdiği Anka 3 için geliştirme ve test faaliyetlerine devam ediyor. İlk uçuştan elde edilen verilerle iyileştirilen ve devamında yeni test uçuşları yapan Anka 3, 3. kez gökyüzüyle buluştu. Son uçuşunda 2 saat havada kalan Anka 3, 160 knot hıza ulaştı, 10.000 feet irtifaya çıktı. Anka 3 böylece tüm uçuş değerlerini gerçekleştirmiş oldu. Uçuşta ayrıca otopilot ve uçuş mekaniği testleri gerçekleştirildi. Her uçuş testi değerlendirmelerinin ardından Anka 3 için yeni bir performans ve görev zarfları açılarak platformun göreve hazır hale getirilmesine çalışılacak. Ayrıca Türkiye'nin 3 avcısı birbirini de tamamlayacak. Avcı olarak kastettiklerimiz Anka, Aksungur ve Anka 3. Ayrısından yeni yazılım sistemi ile ayrılan Anka 3'te Anka ve Aksungur'da kullanılan yer sistemleri ve veri linkleri temel kabul edildi. Anka 3 sistemi Anka ve Aksungur ile birlikte aynı yer sistemleriyle yönetilecek. Bu 3 sistem kontrol edildikleri aynı yer sistemi sayesinde ortak görevlerde birbirini tamamlayan unsurlar olarak kullanılabilecek. Anka ve Aksungur'da kullanılan yaklaşık 200 bin saati bulan uçuşlar esnasında zamanla geliştirilen ve iyileştirilen yazılımlar da Anka 3 sisteminin yazılımının temelini oluşturuyor. Şimdi içinizden geçirebilirsiniz, yani doğaldır. Yahu bu Anka 3 projesinde maşallah, yani işler ne kadar hızlı ilerliyor. Yani neredeyse 2-3 ay içerisinde 3. uçuş gerçekten de harikulade. Devamında 2024 yılına girmeden ilk uçuşunu gerçekleştirmişti Anka 3. Büyük bir sürpriz yapmıştı. Kıymetli dostlar, bunun sebebi de zaten sizlere aktarmış olduğum son kısımda. Hani dedim ya, Anka ve Aksungur'un yazılımsal olarak altyapısını kullanıyor diye. Yani Türkiye olarak bir zamanında evet kabul edelim çok zorluklar çektik. Ama özellikle de ilk insansız hava araçlarımızı ortaya çıkarttıktan sonra sonuçta ortaya bir ete kemiğe bürünmüş bir yazılım sistemi çıktı ya insansız hava aracı uçunca, Ankalar olsun, Aksungurlar olsun. İşte kıymetli dostlar, şimdi onların biz meyvesini yiyoruz. Artık yazılımsal alanda sağlam bir temelimiz olduğundan dolayı hemen böyle daha kolay bir şekilde çorap söküğü gibi geliyor devamı ve Anka 3'ler görmüş olacağınız üzere bu kadar hızlı bir şekilde test faaliyetlerine devam ediyor. Öte yandan mesela Bayraktar TB3, son videomuzda sizlere aktarmıştım. Yani Bayraktar TB3'ü de yerde görene aşk olsun. Sürekli havada. Şimdi ikinci prototipi de geldi Allah'ın izniyle. Kıymetli dostlar, ben şimdi mesela Flight Radar'dan takip ediyorum. Yani Bayraktar TB3 1 saat mola veriyor, sonra tekrardan havalanıyor. Bunun temel sebebi ise dediğim gibi artık Türkiye olarak biz bazı şeyleri başardık. Ama en önemlisi de şimdi test faaliyetleri hızlı devam ediyor dedim ya. İnsan yok hava araçlarının üzerinde. Şimdi Milli Muharip Uçak Kağan'da denilmekteydi ki 2024 yılına girmeden hemen işte Milli Muharip Uçak Kağan havalanacak. Fakat dediğim gibi üzerinde pilot olunca, yani pilotumuzun hayati tehlike söz konusu olduğundan dolayı Milli Muharip Uçak Kağan adaşımda en azından ilk uçuş testi birazcık gecikmişti. Rötarlı gerçekleştirmişti. Fakat biz dediğimiz gibi, yani geç olsun güç olmasın kafasındaydık. Onunla problem yok ama insan hava araçlarımız üzerinde bir pilot olmadığından dolayı süreç çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Onu da belirtmek istedim. Valla gözlerimiz yollarda. Gerek TB3 gerek Anka 3 gerçekten de hepsi birbirinden önemli insan hava araçları. Türkiye'ye çağ atlatacak teknolojiler diyorum ve akabinde bugünkü ikinci konu başlığımıza, kıymetli dostlar, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Ramazan ayı içerisinde Gazze'de ateşkes yapılsın kararı kabul edildi. Evet, Amerika Birleşik Devletleri şimdiye kadar ki 7 Ekim'den itibaren tüm toplantılarda red oyu veriyordu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. 15 ülkeden 14'ü kabul oyu verdi ateşkese ilişkin. ABD dünkü oylamada çekimser kaldığından dolayı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylama kabul edildi. Yani Gazze'de ateşkes kararı Birleşmiş Milletler nezdinde çıkmış oldu.
oldu. Ama dediğim gibi olaylar. İsterseniz neler yaşandı Birleşmiş Milletler'de hep birlikte bir öğrenelim. Daha sonrasında ise benim de bu konuya dair edeceğim 3-5 kelam bulunmakta. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün yapılan oylamada Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde Ramazan'da acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısını 14 kabul ve 1 çekimser oyla kabul etti. ABD bu oylamada çekimser oy kullanan tek ülkeydi. Oylama sonrasında konuşan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas, kararda ABD'nin eklenmesini talep etti, Hamas'ın kınanması gibi bazı ana konuların yer almadığını belirterek bu nedenle oylamada evet oyu vermediklerini söyledi. ABD'li temsilci ayrıca bağlayıcı olmayan ifadesini kullanarak kararın bazı kritik hedeflerini tamamen destekliyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin daimi temsilcisi Thomas, konseyin ateşkesin tüm rehinelerin serbest bırakılmasıyla gelmesi gerektiğini açıkça ifade etmesinin önemli olduğuna inanıyoruz ifadelerini kullanarak Hamas tarafından ilk rehinenin serbest bırakılmasıyla Gazze'de ateşkesin hemen başlayabileceğini söyledi. Eğer ki günlük hayatınızda size bir kişi bir olayı anlatırken hacı uluslararası hukuk ne olacak? İşte biz şöyle yaparsak uluslararası hukuk karşımızda olmaz mı ifadesini kullanırsanız sizlere bu aktarmış olduğum haberi ona kanıt olarak sunun. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri dün Birleşmiş Milletler kararları için bağlayıcı değil dedi. Yanlış duymadınız. Dünyanın en büyük örgütü olarak bilinen, dünyadaki tüm savaşları durdurmak için kurulan Birleşmiş Milletler'in kararları normalde her ülke tarafından kabul edilirken Amerika Birleşik Devletleri bu kararlara bağlayıcı olmayan kararlar dedi. Akabinde de Hamas rehineleri verirse ateşkes sağlanabilir ifadesini ekledi ABD'nin özellikle de Birleşmiş Milletler temsilcisi. Yani bu ne anlama geliyor biliyor musunuz kıymetli dostlar? Aslında bizim aklımızda alay ediyor. Yav yemişim Birleşmiş Milletleri, ben Amerika'yım, ben Amerika. Ateşkes benim istediğim şartta oluşur. Hamas İsrail'li esirleri verirse o zaman ateşkes olur. Yani ben şunu da eklemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri demiş ya işte özellikle de Hamas'ın kınanması ifadesi kullanılmadığından dolayı tasarıda biz çekimser kaldık. Yani şunu sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri çekimser oy verince kabul edildi değil mi karar? Red oyu vermedi sonuçta. Kıymetli dostlar, karar kabul edilmişse Amerika Birleşik Devletleri Gazze'de ateşkesin sağlanması için evet oyu verse ne fark edecek? Birleşmiş Milletler'de zaten resmi olarak şu an ateşkes kabul edildi ilk defa. Yani gerçekten de aklımızda çok güzel bir şekilde alay ediyorlar. Dünya Amerika Birleşik Devletleri'nin tiyatrosunu izliyor. Hemen devamında da şunu da demek istiyorum. Tabi İsrail bu karara nasıl bir tepki verdi? Dün mesela Netanyahu bugün ABD'ye gidecekti. Netanyahu bu toplantı öncesinde, genel kurul toplantısı öncesinde demişti ki eğer ki ABD ateşkese red oyu vermezse ABD ziyaretimi iptal edeceğim ifadelerini kullanmış Netanyahu. ABD çekimser kaldı. Şunu da belirtmek istiyorum. Gerçekten de hani İsraillilerin siz ateşkesi yapacağına falan inanıyorsanız yani size iyi uykular. İsrailli Dışişleri Bakanı mesela kullanmış olduğu ifadede hiçbir şekilde bu kararlar bizi bağlamıyor dedi. Yani tüm dünyanın gözünün içine baka baka Gazze'de dindaşlarımızı katletmeye devam ediyorlar. Yani bundan sonraki süreçte birisi eğer uluslararası hukuk falan filan derse ağzına direkt şöyle kürekle falan vurun. Bundan sonra kimse karşıma uluslararası hukuk diye falan o naraları atmasınlar. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Netanyahu mesela dün onu da hedef aldı. Onun açıklamaları antisemitizmi kabul ettiğini belirtiyor dedi. İsrail Başbakanı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine sen antisemitizmin işte propagandasını yapıyorsun diye böyle bir kelam kullandı. Yani adamları dünya üzerinde durduracak tek bir güç var. O da Amerika Birleşik Devletleri. ABD'nin keyfi çatacak da dindaşlarımız katledilmeyecek. Yani işimiz çok ama çok zor. Rabbim dediğim gibi özellikle de Gazze'deki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Türkiye olarak ah diyorum ya hani şu savunma sanayimiz son 20 yılda yapmış olduğumuz atılımları bundan böyle 40 yıl önce yapmış olsaydık bilmiyorum ama hani bazı şeyler değişebilirdi. Türkiye olarak elimizden de hani bir yere kadar ne diyeceğiz adamlar yani Rusya Putin dün mesela Rusya'daki saldırı hakkında konuşma yaptı. Yani resmi olarak Putin Ukrayna'yı suçladı saldırıdan ama Ukrayna'yı suçladı arkasındaki güçleri araştırıyoruz dedi. Ukrayna'nın arkasındaki güç kimdir kıymetli dostlar? Yani herkes bilir yani Amerika Birleşik Devletleri değil mi? Putin dahi bizzat saldırıdan ABD sorumlu diyemedi. Sebebi ne? Bunu derse zaten 3. Dünya Savaşı çıkacak. Yani dediğim gibi mevzular tam bir kilit vaziyette. Rabbim ülkemizin, milletimizin yardımcısı olsun diyorum ve bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için oldukça dikkat çekici gelişmelere göz atıyoruz.
kapatacağız bugün. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Dün Yunanistan'ın sözde ulusal bağımsızlık günüydü ve Yunanistan askerleri bağımsızlık günü dolayısıyla bir geçit töreni düzenledi. Yani görüntüleri gördüm, gerçekten de gülmemek için kendimi zor tuttum. Yani nasıl ama tek sıra maşallah böyle bir asker, böyle bir ordu daha önce eminim ki görmemişsinizdir. Kıymetli dostlar, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın dün özellikle Yunanistan'ın hani ulusal bağımsızlık günüydü dedim ya, bununla alakalı yapmış olduğu bir X paylaşımı yani özellikle Türk vatandaşlar tarafından oldukça tepkiyle karşılandı. Ne demişti Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı X hesabından? Yunanistan ve halkını ulusal bağımsızlık vesilesiyle tebrik ediyor. Sürekli gelişme ve refah diliyoruz. Ulusal gününüz kutlu olsun diye Yunanistan'ın Dışişleri Bakanlığı resmi hesabından böyle bir paylaşım yapmıştı. Ama şunu belirtmek isterim ki Yunanistan'ın ulusal bağımsızlık diye kutlamış olduğu gün Yunanların kurtuluş günü olarak değerlendirilen gün, aynı zamanda 50 bin Türk'ün soykırıma uğradığı, Mora Yarımadası'nda 50 bin Türk'ün soykırıma uğradığı gün. Bu mevzuya neresinden bakarsanız bakın yani elinizde kalır. Gerçekten de hani kabul edilemez bir durumdu. Özellikle de ben şunu anlardım. Yine anlamazdım da. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı bizzat kendi hesabından paylaşım yapmayıp da işte Azerbaycan'ın Atina Büyükelçiliğinden bu paylaşımı yapsaydı belki bir nebze. Yine anlamazdım da hadi ya olur böyle şeyler derdik. Hani devlet diplomasi, devlet stratejisi, ikili ilişkiler, carçurt falan der geçiştirirdik. Ama ve lakin kıymetli dostlar, Azerbaycan bizzat Dışişleri Bakanlığı hesabından bunu yaptı. Ha şunu da diyeyim, hemen celallenmeyin. Şimdi Azerbaycanlı dostlarımıza işte bazılarınız içinizden işte ya yazıklar olsun diyebilir. Asıl yazıklar kime olsun biliyor musunuz? Bize olsun. Nasıl mı? Kıymetli dostlar, geçtiğimiz sene zaten Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği bu bayramı sözde ulusal bağımsızlık Mora Yarımadası'nda katledilen 50 bin Türk'ün aynı gününde gerçekleşmiş olan ulusal bağımsızlık gününü, Yunan ulusal bağımsızlık gününü Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği geçtiğimiz yıl kutlamış. Bu sene kutlamamış ama mesela o tweet bir karşımıza gelsin, Türkiye nasıl kutlamış sözde Yunanların ulusal bayramını. Görmüş olacağınız üzere bizzat allı felli karşınızda Türkiye'nin Yunanistan Büyükelçiliği, Atina Büyükelçiliği geçtiğimiz yıl 25.03.2023'te yapmış olduğu paylaşımında Yunanistan halkının ve hükümetinin ulusal bayramını tebrik ediyoruz diye bir ifade kullanmıştı. Bu sene bir paylaşım yapmadı Atina Büyükelçiliği Türkiye'nin. Şimdi gördünüz değil mi kıymetli dostlar? Ben bizim Atina Büyükelçiliği'nin geçen yıl kutlama yaptığını bilseydim ilk başta Azerbaycan hakkında kardeş sen ne yapıyorsun? Yapma etme gözünü seveyim. Ha, içimden şunu geçirdim. Yahu dedim biz de dedim o zaman dedim işte Hocalı'daki katliamla aynı gün olan örnek veriyorum Ermenilerin ulusal gününü kendi Dışişleri Bakanlığımızın hesabından kutlasak ne hissedersiniz diye düşünürken bir baktım bizim Atina Büyükelçiliği maşallah geçen yıl kutlama yapmış. Bu asla kabul edilebilir bir durum değildi. Bu yıl hatalarından dönmüşler. Bundan dolayı kardeş suçlayacak değiliz. Yani adama demezler mi? Ulan sen kendin paylaşım yapmışsın geçtiğimiz yıla kadar. Geliyorsun bir de bize laf atıyorsun Yunanistan'ın ulusal bağımsızlık gününü kutlamamıza diye. Yani adama da derler. Bilmiyorum, bu mevzu gerçekten de beni oldukça rahatsız etti. Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Yani şunu da diyebilirsiniz. Ya Kaan işte uluslararası ilişkiler, devletler işte duygusal yönetilmez falan filan ama ben bilmiyorum. Ben bu durumda yani birazcık daha diplomasinin geri plana atılıp ülkenin kendi menfaatlerini, yoksa Yunanlar mesela şunu tebrik eder mi? İşte İstanbul'un fethini kutladığınız işte 1453 tarihinin işte yıl dönümü kutlu olsun diye düşünsenize, işte Türkiye'nin Yunanistan Büyükelçiliği bir paylaşım yapıyor falan, böyle bir şey yapmazlar zaten. Adamlar bizim ne bir milli bayramımızı kutlar Yunanlılar. Biz neden mesela böyle bir şey yapıyoruz? Anlayabilmiş değilim. Neyse, daha fazla konuşmak istemiyorum. Sosyal medya haberlerimize devam edelim. Bugünkü birazcık can sıkıcı haberlerden sonra şöyle moralimiz bir yerine gelsin. Milli Havacılık Teknolojilerinde tarih yazmaya devam ediyoruz. Aselsan Milli AESA uçak burun radarı ilk uçuşunu bugün F-16 Özgür platformuyla gerçekleştirdi. Aselsan AESA radarı eş zamanlı hava hava ve hava yer görevleri, çok sayıda hedef tespit ve takibi, görüş ötesi füze güdümü, yüksek çözünürlüklü yer görüntüsü oluşturma ve elektronik harp fonksiyonları ile uçaklarımıza çok büyük bir yetenek kazanımı sağlayacak. AESA radar teknolojisiyle Aselsan dünyadaki ender kurumlardan birisi haline de gelmiş oldu. Ayrıca F-16'larımız 4. seviyeden 4.5 seviyeye de yükselmiş olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da Biden ile görüşecek. Türk medyasına bugün düşmüştü bu haber. Görüşmeyi biz de merakla takip edeceğiz.
takip ediyor olacağız. Hemen devamında bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında Yunan medyasından Pentapostagma'nın bir tutuşma hikayesine gideceğiz. Tutuşma hikayesi dedim çünkü gerçekten de Yunanlar, özellikle de Zelenski'nin Ukrayna bileceğiniz üzere Yunanistan'ın elindeki S-300'lere göz dikmişti. Yunan medyası da bu olaya ilişkin diyor ki, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kulebe'yi kastederekten Yunan medyası bizi hala tehdit ediyor mu? Ukrayna Dışişleri Bakanı Kiev'in müttefiklerine, yani Yunanistan'a, bize lanet olası vatanseveri, yani patriotları verin dedi. Zelenski hükümeti bizden değişiklik istiyor. S-400 için neden Ankara'ya ve dostu Erdoğan'a başvurmuyor? Kuleba derhal bir şeyler yapmazsa cephenin kırılacağını ve Rusların artık Ukrayna'nın her yerinde kol gezeceğini itiraf ediyor diye Yunan medyası haberini sonlandırmıştı. Sormuşlar ya, Türklerin S-400'lerine neden göz dikmiyorlar da bizim S-300'lerimize göz dikiyorlar? Ulan gerizekalı, yani bilmiyorum, pardon ağzımı bozdum da, biz zaten bunun bedelini katsa yaptırımlarıyla fazlasıyla ödedik. NATO üyesi olup da bir tane katsa yaptırımı uygulanan devlet var mı Türkiye dışında? Yok. Yani Yunanlılar bunun bile farkında değil. F-35'ten çıkartmadılar mı bizi? Yani gelip bir de utanmazlar, bizim S-400'lerimizi mi alacak? S-400'leri Ukrayna'ya gönderdiğimizi bir düşünsenize. Olmaz da böyle bir şey. Bir düşünün. Ha, bunlar neyi dert ediyor biliyor musunuz? Ya işte elimizde S-300'ler var. Bir de işte bir tane çıkartma gemisi mi ne varmış? Ruslardan işte halen biz teknik destek bekliyoruz. Daha vermedi Ruslar da bunların işte yedek parça temini falan filan. Ruslar bize daha bunları verecek. Biz S-300'leri oraya gönderirsek Türklerle biz baş başa kalacağız. En iyimserleri de şunu diyor. Biz S-300'leri gönderelim ama patriotlar S-300'leri göndermeden bizim adalarımıza, bizim ülkemize gelsin diye kendi işlerinde işte maval okumaktalar. Gerçekten de akıl alır gibi değildir diyorum ve bugünkü bana ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Öncelikle videoyu bitirmeden hayırlı Ramazanlar, Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları kabul eylesin diyorum ve eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.